Dünya döndü. Jeton var, telefon kartı var. Bu söz kalıbını kaçıncı kez yine eliyordu acaba? Jetonlar kartlar ağzından çıkan bu kalıbı kaydetse kim bilir kaç jeton kaç kart dolardı. Söylenen her sözün uzayda kaybolmadığına, onun belleğine yerleştiğine dair bir yazı okumuştu. Kendine ait sesler eğer uzayda sonsuza kadar yankılanıp duracaksa kuşku yok ki en çok da bu sözler yankılanacaktı. Jeton var, telefon kartı var. Varsın uzayda jeton, telefon kartı alan olmasın. Varsın uzayda iletişim sorunu başka yollarla çözülmüş olsun. İddialı, inat sesi bir aşk gibi. O büyük boşlukta dolaşıp duracaktı ya. Önemli olan buydu. 3-5 kez yeniledim ve alışıyordu bu sesi. Alıştıktan sonra da kendisi sesi değil, ses kendisini yönetmeye başlıyordu. Bugün de öyle olmuştu. Sesine önce kendisi alışmış ardından da bir robot gibi yinelenen sese kendini teslim etmişti. Jeton var, telefon kartı var. İlk yaz sevinci caddelere sokaklara sinmiş gibiydi. Önce paltolar, pardesüler ardından ceketler çıkartılmıştı. Kıştan kopup yazla tokalaşan ilk yaz tüm İstanbulluların üzerine yaşama sevinci eker gibiydi. Kabak çiçeği gibi açan kızlar, oğlanlar sahili dolduruyordu. Dikkat etmişti ilk yazın gelmesiyle telefon görüşmeleri daha bir artmıştı. Artan telefon görüşmeleri sevgi sözcüklerinin kullanımını, çevirimini de çoğaltmıştı. Nelere kadir değildi ki şu ilk yaz? İnsanları baştan çıkarmakta, sevda denizinde boğmakta, sarhoş etmekte üstüne yoktu. En yorgunu, en yaşlısı bile bir çiçekle bir kuş sesiyle arkadaşlığı, aşkı hatırlıyordu. Jetonların telefon kartlarının içinde sakladığı büyülü sözcüklere kaptırıyorlardı kendilerini. Gün geliyor jetonlar telefon kartları da sevgi sözcükleriyle dolup taşıyordu. Sevgi sözcüklerinin ve bizzat sevginin sokağa çıktığı böylesi çılgın bir mevsimde ne yapıp edip gülü bulmalıydı. Kuşku yok ki o da kendini arıyordu ama bağlar kopmuş, adresler, izler kaybolmuştu bir kez. Böyle bir mevsimde yapmamalıydı İstanbul bunu kendilerine. Nerede saklıyorsa bulup önüne çıkarmalıydı gülü. Ya da alıp götürmeliydi kendini ona. Tek tek illeri gezip dolaşarak, sorup soruşturarak gülü bulamazsa sıra İstanbul okullarını dolaşmaya gelecekti. Gül adında bir öğrenciniz var mı diye okul müdürlerinden soracaktı. Okulların giriş çıkış kapılarını kontrol edecekti. O da olmazsa muhtarlara uğrayacak, onların kayıtlarına bakacaktı. Halpetilerle ilgili dernekleri dolaşacaktı parası olduğunda gazetelere duyuru verecekti. Kısacası kalbura koyup eleyecekti İstanbul'u. Jeton var, telefon kartı var. Dün PTT görevlileri gelmiş, telefon kulübelerindeki ankesörlerin bir kısmını daha değiştirerek kartlıya çevirmişlerdi. Bu durum giderek jetondan vazgeçileceğinin işareti sayılmaz mıydı? Jetonu, telefon kartını icat eden insanoğlu belli bir ömür biçmişti onlara jetonları kartları belli sözcük sayılarıyla doldurmuştu. Ömürlerine sözcük sayılarını gereğinden fazla çoğaltmak doğru değildi. Ahmet tıpkı canlılar gibi jetonların da doğum, ölüm, kullanım tarihlerinin olduğunu onlara tanıdıktan sonra fark etti. Kaybolan her jeton, yırtılan her telefon kartı, sökülen her ankesör sevgiden, iletişimden bir şeylere eksiltiyor, yok ediyordu kendinde. Bir jeton mu sattı, bir kart mı verdi birine? Durup ardından bakıyordu verdiklerinin ne konuşacağını nasıl konuşacağını izliyordu O jetonlar kartlar sayesinde uzayın boşluklarına doğru uçup giden sevgi sözcüklerinden heyecan duyuyordu Bu sözcüklerin üretilmesinde kendinin depayı olduğunu düşünüp gururlanıyordu Elinden gelse sevgi hoşluk üretmeyenlere hiçbir şey satmayacaktı bu jetonlar, kartlar en yumuşak, en sevecen sözcükleri konuşturur, başkasını değil diye uyarılar yapacaktı. Kulübelerden içeriye kavga, kötülük, düşmanlık gibi sözcükleri sokmayacaktı. Onların her birini sevgi kulübelerine çevirecekti. Jeton var, telefon kartı var. Aldığı paralar ceplerine sığmaz olmuştu. Jeton, kart satıcılığında doğrusu çok da başarılı olmak istemiyordu. Başarılı olursa sokaklar öğrenciliğini tümden çalabilirdi öğrenciliğini çaldırdığı zaman da bir ömür boyu bu satıcılığa tutsak olabilirdi. Ta küçüklüklerinden beri Gül'le birlikte çizdikleri yolları ayrılabilirdi. İlkokuldan, ortaokuldan sonra liseyi, üniversiteyi birlikte okumaya söz vermişlerdi. Bu sözde Gül durur ama kendisi duramazsa kötü olurdu. Sevgileri, ortak düşler, ortak başarılar üzerineydi biraz da. Yollar ayrıldığı zaman bu duygular zedelenir, incinirdi. Kara gözlükler takmış bir kız yaklaştı kendine. Telefon kartı var mı delikanlı dedi. Kızın sesi pek de yabancı gelmediyse de çıkartmadı. Kaç kontrolük olsun istersiniz? Kız uzun bir kahkaha attıktan sonra beni tanımadınız herhalde dedi. Gözlüklerinizi çıkarırsanız tanıyacağım galiba. Çıkardı iri. Besni üzümü gibi simsiyah gözler kimin olurdu? Meryemcenin. Olamaz dedi. Bir insan bu kadar değişebilir. Harfetle eski Meryemce değilsin sen. Ondan hiçbir iz kalmamış. Ne çok, ne hızlı değişim böyle. İlk gördüğünde başı bağlıydı Meryemcinin Utanga, çekingen bir köylü kızı durumundaydı. Şimdi ise başını açmıştı, kaşlarını almıştı, dudaklarını boyamıştı. Kısa kollu bir bluz, kısa bir etek vardı üstünde. Ayakkabıları rugan ve yüksek topuktu. Bu çılgın görünümünü kara gözlüklerle tamamlamıştı. İstanbul'a geldikten sonra büyülü bir el üstünden geçmişti. Eski Meryemciyi silerek yenisini yaratmıştı. Çok mu değişmişim? dedi Meryemci gülümseyerek. Çok değişmişsin. Sil baştan yaratılmada denebilir buna. Değişmem gerekiyordu, dedi Meryemci. Değişmeyeceksem niçin geldim İstanbul'a? Başkasının istediği kadar değil, kendimin istediği kadar değişmemi sürdüreceğim ama. Neler de biliyordu bu kız? Peki, dedi Ahmet. Biraz çekinerek. Duyduğuma göre bir işe girmişsin. Doğru bir işe girdim. Nişan Nişantaşı'nda bir butikte tezgahtar olarak çalışıyorum. Yakını size gelmiştim. Annen söyledi mi? Söyledi dedi Meryemci gülerek. Aradığını bulabildin mi bari. Meryemce'nin gözünden yine bir şey kaçmamıştı. Ahmet yanıt vermedi. Her sorulduğunda üstüne gelindiğinde olduğu gibi hafifçe yanakları kızardı. Halfeti'den gelenler yine halfetilleri arar burada dedi Meryemce. İstanbul'da da olsalar kimse birbirine kaçamaz.'' Er ya da geç mutlaka buluşurlar. Kaygılanma. Sen de bulursun. İstanbul sandığın kadar büyük değil. Harfeti'den az büyük değil mi? Karşılıklı gülüştüler. Meryemce'nin gülüşü ayrı bir güzeldi. Harfeti'li değil miydi? Kim bilir belki de gül'den çalınmış gizli bir benzerlik taşıyordu. Onun içindeki gizli gizli gelip gül'ün tahtına oturmaya çalışıyordu. Meryemce izin isteyip ayrılmıştı ki Ahmet arkasından koşup durdurdu. Biraz utana kızara 150 kontörlük bir telefon kartı uzattı. Bu da ne dedi Meryemci. Konuşursun canım dedi. Lazım olur çantanda bulunsun. Meryemci ayakkabısıyla aynı deriden olan rugan çantasını açıp telefon kartın içine yerleştirdi. Teşekkür ettikten sonra bir şey daha söyleyeyim sana dedi. Benim adım Meryemci değil artık değiştirdim. Melis diyeceksin bana unutma. Ahmet'in şaşırıp aptallaştığını görünce aynı kahkahalardan birisini daha attı. Şaşırma canım dedi. İkisi de M harfiyle başlıyor. Nasıl olsa. Hatırlanması söylenmesi zor değil. Herkes gibi sen de alışırsın. Elini kaldırdı ayrılık anlamına gelen tarzda salladı. İskeleye yanaşan vapura yetişmek için turnikelere doğru koştu. Ahmet arkasından baka kaldı. Meryemce pardon Melis vapura yetişmek için hızlı hızlı yürürken yüksek topuklu ayakkabıların üstünde yürümekte zorlanıyordu. Emindi adı gibi bu yüksek topuklara da çabuk alışacaktı. Döndü Dünya Gül'ün annesi Selime Hanım, kocasının öldürülmesinden sonra sıranın kendilerine geleceği korkusuna kapıldı. Halfetiye yapılan baraj meğer tarlalarını, evlerini yutuyordu. Bu anarşide bir gün kendilerini yutabilirdi. Barajın yutmasını beklemeden kaçanlar nasıl akıllık etmişlerse, anarşinin yutmasını beklemeden kaçanlar da akıllık etmiş olacaklardı. Bunları düşününce İstanbul'daki Ziya dayısına haber saldı. Onun durmayın gelin diyen çağrısı üzerine bir gecede evlerini yükledikleri gibi İstanbul'un yolunu tuttular. Çocuklarla birlikte kamyonun şoför mahalline sıkıştılar. Zaman zaman birbirlerinin ara sırada şoförün üstüne yıkılarak korkular içinde uyuyup uyanarak gece gündüz yolculuk yaptılar. Tam iki gün sonra İstanbul'a ulaştılar. Gül'ün babasının istimlak parası için öldürüldüğü giderek belli olmaya başladı. Çünkü aynı durum başkalarının da başına gelmişti. Kim parasını cebine koymuşsa dağda çarpışan bölücü örgütün elemanları ertesi günü onun evine damlatmıştı. Örgüt üyeleri belli bir komisyon verenleri affetmişti. Vermeyenler bedelini ağır biçimde ödemişlerdi. Gül evlerinin kapısında Şehmuz'u görmüştü. Tam o anda da içi cız etmişti. Koşarak evlerine girmişti. Her yer darmadağınıktı babasını kanlar içinde görünce dehşetli bir korkuya kapılmıştı. Cinayet işlendikten sonra belli ki her taraf didik didik aranmıştı. Giysileri, iç çamaşırları ortalarda dolaşıyordu. Babaları başına gelecekleri bilmiş olmalı ki aldığı parayı hiç kimsenin akıl edemeyeceği bir yere sokmuştu. Başı gülün kucağına düşerken son sözlerinde paranın yerini söylemişti. Gül babasına ağlayıp üzülürken aynı zamanda onu bir kahraman gibi görüyordu. Nasıl görmesin ki şimdiye kadar bir karıncayı ezmeyen, kavga nedir bilmeyen babası kendilerinin rızklarını korumaya gelince aslan kesilmiş canavar ruhlu adamlara kuruş olsun kaptırmamıştı. Bu paralar onca tarlanın, bahçenin, evin ve ödenen birkaç kuşak hayatın karşılığıydı. Şeyh Muz gibi katillerin gelip buna ortak olmaya hakları var mıydı? Gül karakola savcılığa verdiği ifadelerde Şehmuz'dan yeşil taksiden söz etti. Sonra da arabadaki o yabancı adamları tarif etti. Söyledikleri daktilolarla çatır çutur yazıldı, zapta geçirildi. İmzalar atıldı, parmaklar basıldı. Ardından Şehmuz'un evi bir iki kez arandı. Gidebileceği yerlere baskınlar yapıldı ama bulunamadı. Çok sürmeden de bu işin üzeri örtülür gibi bir sessizliğe, bilinmezliğe terk edildi. Selim Hanım ilk şokun etkisiyle sesi çıktığı kadar bağırdı. ''Yüreklerinizi kediler mi yedi?'' dedi. ''Neden olayın üstüne gitmiyorsunuz? Bu güzelin memleketi birkaç daha eşkıyası teslim almış. Böyle giderse sıra size de gelecek.'' Sesi karşılık bulmadı. Boşlukta kaldı. Gerçekten sıra onlara da geldi. Ani baskınlarla yine birkaç kişiden para alındığı söylenip durdu.'' Kimileri korktuğundan, kimileri utandığından açıklayamadığı, karakollara gidemediği için bunlar da çabuk unutulup gitti. Ama benzer dedikodular bitmedi. Zaman içinde birkaç devlet memurunun yerleri değiştirildi. Yenileri geldi. Gidenler kaçıp kurtuldukları için sevindiler. Gelenler etliye sütliye karışmadan günlerini güğün etmenin yollarını aradılar. Peki güllerin göçü neden İstanbul'du da Adana İzmir değildi? Rahmetli hep Adana istemişti. Kent değiştirmede Ziya Dayı'nın payı olduğu kadar Gül'ün ısrarlı isteklerinin de katkısı vardı. Gül tercihini İstanbul'dan yana koyarken hep Ahmet'i düşünmüştü. Bunu söylememişti annesine. Kim bilir? Belki annesi de biliyordu niyetini fazla itiraz etmemişti. Gül yönlerini İstanbul'a çevirdiklerinde dehşetli heyecanlanmıştı. Gerçekten Ahmet'in de içinde yaşadığı o büyük kente mi göçüyorlardı? Ahmet gibi bu büyük kentte de ele edip çağırmıştı sanki. Gel demişti, boş yere taşım toprağım altın dememişler bize. Burada aç da bulursunuz işte. Kimi aç susuz bırakıp, kimi kovup dışarı attık ki onca insancıklar gibi siz de koltuğumda barınıp gidersiniz. Biliyordu, İstanbul'da yaşamak Fırat'ın kenarında keçi otlatmaya, suyunda taş sektirmeye, bahçelerinden siyah güller dermeye benzemezdi. Bu dev kent efsanelerin, masalların, canavarlarına benziyordu. Memesinin birinden bal, birinden kaymak akabilirdi belki ama o devin kocaman dişleri, kocaman tırnakları da vardı. Bu dev su başlarında oturur, her gün kentin en güzel kızlarından birisini yerdi.'' Aklını ve cesaretini kullanıp da kaymak bal akan memelerinden birisini emmeye başlarsan ağbad olurdun. Yoksa dişlerinin tırnaklarının arasında yem olmaktan kurtulamazdın. Gül büyük kentin büyük zorluklarını Ahmet'le birlikte daha kolay aşacaklarına inanıyordu. Ta çocukluklarında birbirlerine söz verip ortak hedefler koymuşlardı çünkü. Bu göç o hedefe ortak yürüyüşün bir parçası olacaktı. Gül tüm bu duyguları ta içinde hissedince taş evlerinden çıkmış, Fırat'ın kenarına inmiş, yönünü İstanbul'a doğru çevirmiş, sonra da var gücüyle o yana bağırmıştı. İstanbul! Ahmet! Sesimi duyun! Gül geliyor size! Dünya döndü. Ahmet Kaynarca'da oturan halfet illerden sonra Dudullu'da oturanların ziyaretlerine gitti. Herkese Sarı Yasin'in hanımıyla çocuklarını sordu. İstanbul'a taşındı onlar dedi. Adreslerini biliyorsanız söyleyin bana. Aramaya çıktığı ilk günlerde bu soruyu yönelttiğinde kızarıyor bozarıyordu. Giderek alıştı. İsyan, öfke, inatlaşma, karışımı duygularla bazen sesini iyice yükselterek sorar oldu. İstanbul'a geldikten sonra o büyük karmaşa içinde yönlerini şaşırmış olanların yanında fazla eğileşmedi. Oradan oraya koştu. Hafet illere ait dernekleri dolaştı. Dizlerine kara sular indi. Yorulduğunu fark edince oturup dinlenmek istedi. Oturur oturmaz da vazgeçti. Yeni bir harf daha bulacağım diye rek adresleri, sokakları, evlere delik deşik etti. Hemşerilerinin çalıştıkları dairelere, fabrikalara, kurumlara, okullara gitti. Gül'ün İstanbul'a geldiğini öğrendikten sonra kafası kavuşma sahneleriyle dolmaya başlamıştı. Beyni senaryo atölyesi gibiydi. Tek bir kavuşma öyküsü onlarca, yüzlerce ayrıntılarıyla düşle birleşerek varsızlaşıyordu. Bunların tümü kurmaca olmaktan çıkıyor, gerçeğe dönüşüyordu. Hiçbir ayrıntıyı atlamadan bizzat yerinde arayıp bulmaya kararlıydı. Mişli mışlı laflara fazla itibar etmiyordu ama en küçük izi de değerlendiriyordu. Üşenmeden ta oralara kadar varıyordu. Yol boyunca heyecanlanıyor, üzülüyor, seviniyor, yoruluyor, terliyor, korkuyor, umutlanıyordu. Bazen kendi kendine söylenip duruyordu. Ahmet, oğlum gülü bulsan da ancak bu kadar heyecan yaşayabilirsin. Bulmuşsa aramak, onun arkasından koşmak da güzel. Elindeki bu mutluluğun da kıymetini bil. Gerçek mutluluk kavuşmada mı yoksa onu arama bulma heyecanında mıydı? İkisinin arasında ince bir çizgi vardı. Leyla ve Mecnun Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber hikayelerini az çok bilirdi. Uzun kış gecelerinde dedelerinden, ninelerinden az mı dinlemişti o masalları, hikayeleri? Bu sevdaların çoğu kavuşunca ya sevdiğini tanıyamamış ya mutlu olamamıştı. Kendi de aynı duruma düşmekten korkuyordu. Bunca zaman sonra ya tanıyamazsam Gül'ü diyerek endişeleniyordu. Tanırdı belki. Görünümünden olmasa da kokusundan çıkartırdı. Asıl endişesi ondan sonrasıydı. Masallara sinen, sonu mutsuzluk olan benzer acılarla mı biterdi kendi sevgileri de? Bunları düşündüğü zaman arama işinden hemen vazgeçmek istiyordu. Çok sürmüyordu ki böylesi kuşkulara korkulara düştüğü için kendini suçluyordu. Eskisinden daha kararlı, özlemli bir biçimde yeniden aramalara çıkıyordu. Gül'ü hiçbir zaman bulamayacağı korkusu da zaman zaman benliğini sarıyordu. İstanbul yutardı insanı eritirdi. Bazen de Meryemce pardon Melis gibi bir gecede bozar başkalaştırırdı. Aradığınızı bulabilirdiniz ama o başkalaştığı için aradığınız olmazdı. Farklı biriydi artık size ait olmayan hatta artık kendisi bile olmayan bir yabancıydı. Biçimi eskisine benzese de özü ruhu benzemezdi. Kokusundaki farklılık, tadındaki kekremsilik bir türlü sarmazdı sevenlerini. Bir kavun acısı tadında boğazınızı içinizi yakardı. Yorgunluğu iyice artınca minibüste atlayıp Kadıköy'e indi. Kalabalık bir kaldırımın üstünde yürüyordu ki kavga edip karakola düştükleri Polat'la İhsan'ı gördü. Bir tezgahın üstünde korsan kitaplar satıyorlardı. Polat kitapları düzeltiyor. İhsansı çığırtkanlık yapıyordu. Abiler ablalar yeni kitaplarımız geldi. Ahmet onlara görünmeden geçip gidecekti ama Polat'ın bakışlarından kurtulamadı. Merhaba Ahmet dedi. Selam sabah yok mu? Merhaba dedi ister istemez. Ahmet Polat'ın uzattığı tabureye oturdu. Yorulmuş bu çocuk dedi Polat. Nereden gelip nereye gidiyorsun? Sorma bir abi dedi. Günlerdir birini arıyorum. Bulamadım. Bulacağım da yok. Gönül meselesi mi yoksa? Ahmet yanıt vermedi. Bıyık altından gülümsedi. Seni çapkın dedi. Yakışıklılık başa beladır ama. Yok be abi. Yakışıklılık kim biz kim? İstanbul'da adam aramak samanlıkta iğne aramaya benzer. Bul bulabilirsen. Neyse. Bir kola söyleyeyim de iç. Çok terlemişsin. Sesi içten de ihsana döndü. Abi Ahmet'e bir kola alıp gelsene. İhsan gidip büfeden bir kutu yerine üç kutu kola getirdi. Bahaneyle bizler de içmiş oluruz dedi İhsan. Ahmet birkaç gün önce yumruk yumruğa kavga ettiği insanlarla dost olmayı içine sindiremiyordu. Barış arkadaşlık güzeldi ama böylesine acısı geçmeden değildi herhalde. Kola boğazında düğümlenir gibi oldu. Her baktığında kendi yumruklarını onların yüzlerinde, onlarınkini kendi yüzünde görür gibi oldu. Jeton telefon kartı satmaktan vaz mı geçtin yoksa? Hayır dedi. Ökkeş var şimdi orada. Okuldan da vazgeçmemişsindir inşallah. Neden vazgeçeyim ki? Aferin dedi Polat. Neden vazgeçsin ki? Aralarında kavga bitip de barış başladıktan sonra bir abi gibi Polat konuştukça güzelleşen bir sesi yüzü vardı. Sakın okulunu bırakma dedi Polat. Ben de senin geçtiğin yollardan geçtim. 3-5 kuruş para kazanınca şımardım. Okulu astım. Sonra da bıraktım. Şimdilerde bin pişmanım benim yaptığım eşeklikti. Sen yapma bunu. Oldu mu koçum? Okumayı bu kadar seven birisinin bırakmaması gerekirdi dedi Ahmet. Senin Polat abin tüm gerçekleri söylemiyor ama dedi İhsan gönül işi de vardı. O nasıl oldu? Polat elini havada sağladıktan sonra. Orası uzun hikaye diyerek burukça gülümsedi. Şimdilik geçelim onları. O uzun acıklı hikayeyi Polat abim bir gün roman olarak yazacak. Ben de bu tezgahlarda satacağım. Böylece birlikte köşe olacağız. Sen dalga geç bakalım dedi Polat. Dalga oldun nereden çıkardın dedi İhsan. Polat bol bol kitap okur. Tezgahta gördüğün şu kitapların çoğunu okumuştur. İnan abartmıyorum. Okuyan bir insan roman yazamaz mı? Hele de başından geçen bir sevgi hikayesini. Eh bekle öyleyse dedi Polat gülümseyerek. Korsan değil mi bu kitaplar dedi Ahmet. Satmanın sizin için bir sakıncası yok mu? Kuştan korkan tarlasına darı ekmez dedi İhsan. İstanbul'un her şeyi korsan. Bize gelene kadar kapı akşam olur. Bu sırada iki ayrı müşteri geldi. Birisi kitap almazken bir diğeri sardırmak için Polat'a uzattı. Parasının ne kadar olduğunu sorduğunda "Etiketin yarısı." dedi Polat. Müşteriler gidince Polat uzanıp tezgahtan bir kitap seçti. "Ahmet, bu kitabı sana armağan etmek istiyorum." dedi. "Mutlaka okumalısın. Bir öğrencinin hayatı var çünkü, seveceksin." Ahmet kitabın parasını vermek istediyse de kabul ettiremedi. Teşekkür ettikten sonra ayrıldı. Ahmet yürürken bir süre İhsan'ın Polat'ın arkasından gelen seslerini dinledi. Kitaplar etiketin yarısı diye bağırıyorlardı yoldan geçenlere. Demek ki İhsan ve Polat robotlarının kalıp tümcesi de buydu. Dünya döndü. Gül hayalindeki İstanbul'la gerçeği arasında önemli farkların olduğunu İstanbul'u görünce anladı kartpostallardaki gibi renkli şıkır şıkır tertemiz bir İstanbul'a karşılaşacağını düşünmüştü. Boğazından akya kendiler geçecekti. Minareleri gökyüzüne yükselen camilerin ardından portakal renginde güneşler doğacak, güneşler batacaktı. İnsanlar hepsi güzel giyimli, mutluydu. Yeşilçam filmlerinde izlediği gibi bir İstanbul'a da razıydı. O zaman yakışıklılarla çirkinler, varsılarla, yoksullar, iyilerle kötüler güzellerle güzel olmayanlar, zalimlerle sevecenler gibi ikiye bölünmüş olacaktı İstanbul. Ak yakada bulunanlar dünyanın en iyi, en sevecen, en güzel varlıklarıydı. Kara yakada bulunanlar gattar, zalim, kötüydü. İzlediği onca filmden edindiği deneyimlere dayanarak karaların yakasına uğramazdı. Ak yakada bulunur, dünyanın en mutlu kızı olabilirdi. Gül İstanbul gerçeğinin hayal edilenden çok farklı olduğunu anlamakta gecikmedi. Çarpık çırpık binaları, oraya buraya koşturan insanları, tıkanan trafiği, diz boyu pislikleri görünce birden şaşırdı. Bu uh, hüsrandı. İstanbul denince bir düş dünyasına gider gibi koşullandırmıştı kendini. Onca karmaşayı, onca belirsizliği görünce gözü korktu. Yaşadığı ilk şoku atlattıktan sonra biraz kendine geldi. Ayakları yere değer gibi oldu bu kentin de kendine göre bir gerçeği vardı. Usunu kullanarak buna alışmak zorundaydı. İstanbul'a gelince babaların ölüm pahasına koruduğu paralara güvenilir bir bankaya yatırdılar. Ziya dayıları babalarının yerine geçecekmiş gibi kendilerine kol kanat gerdi. Yıllardır da doğru dürüst görüşmemişlerdi. Buna karşın İstanbul'a gelmeden önce evlerini tutmuş gerekli temizliklerini yaptırmıştı. Oğlu Murat'la birlikte evlerini taşımışlar çarşıdan alınacaklara verileceklere birlikte koşmuşlardı. Gül çocukluğunda bir kez görmüştü Ziya dayıyı. Bir yaz mevsiminde İstanbul'dan Harfeti'ye ailece gelmişler. Fırat kenarına birlikte pikniğe gitmişlerdi. Kendinden bir yaş büyük olan Murat korka çekine Fırat'a girmişti. Küçük incecik bir mayosu vardı üstünde boynuna geçirip yüzdüğü bir de can simidi. Mayoyu da simidi ilk kez görmüştü. Bu görüntüleriyle harfetli çocuklardan çok farklıydı Murat. Ona bakarken ister istemez Ahmet'i hatırlamıştı. Ahmet'le birlikte Fırat'a girişlerini düşünmüştü. Ahmet'in o kaçamak, yabanıl tavırı, Murat'ın kentli, evcil, korkak halinden daha çok heyecan vermişti kendine. Murat'ın daha ilerlere gitmesi, kendini sulara bırakması için çok uğraşmışlardı ama yine de başarılı olamamışlardı. Fırat'a güvenmeyip can semidine sarılan bu çocuk sanki aynı güvensizliği ırmağı değil kendilerine karşı gösteriyordu. Gül, Fırat'ın yerinde olsam bu korkak çocuğun can semidini patlatırım demişti içinden bu dileğini Fırat duymuş muydu bilinmez. Birkaç kez onu çekip içine almış, fena halde korkutmuştu. Babası Ziya dayı, annesi Hatice teyze atılıp sudan çıkarmışlardı çocuklarını. Üşümesin diye havlulara sarmışlar, bir daha ırmağın kıyısına yaklaşmasına izin vermemişlerdi. Evlerini taşıyan, oradan oraya koşturan Murat'a her baktığında onu Fırat suyunda yüzmeye çalışışı gözünün önüne geldi. Gül bu durumu ona söyleyecek olduysa da vazgeçti. Kendinin çocukluğu gibi Murat'ınki de akıp gitmiş. Onun yerine yüzü sivilceli, bıyığı terlemeye başlayan liseli bir delikanlı gelmişti. Artık halfeti yoktu burada, Fırat'ta. Yerlerinde kocaman bir İstanbul kenti vardı. Şimdi mayolarını giymeden, can simitlerini takmadan dalmışlardı bu deryaya. Koca kentte bakalım kim yüzecek, kim boğulacaktı, karşılara kim geçecekti. Beş katlı bir apartmanın en son katına yerleştiler oturdukları yerin yüksek olmasını özellikle Selime Hanım istedi. Ta oralara kadar çıkıp inmek zor olur diyenleri aldırmadı. Hayır bundan sonra benim evim yüksek olacak dedi. İstiyordu ki Halfedi de yaşadığı son ölüm korkusu gelip burada da bulmasın kendini. Sokak kabadayılarının naraları, gürültüleri duyulmasın. Bakışları evin içine düşmesin. Tozdan, çamurdan, uzak yerden çok göğe, kuşlara yakın olsun. İnsanlar tepeden bakmasınlar kendilerine. Bakacaklarsa kendileri onlara baksın. Evlerini yerleştirip güzelleştirdikçe oturdukları mekanı sevmeye başladılar. Dairelerinin yerden çok göğe yakın oluşu, çevrelerinde ziya dayılarından başka bir halfetlinin bulunmayışı Selim'i hanıma daha çok güven verdi. Şehmuz katili ta buralara gelip kendini bulamazdı herhalde. Gözden gönülden uzak olmak için kaçmamış mıydı halfetten? İzini kaybettirecekti burada dar çevrelerin dedikodulu hayatını bir daha yaşamak istemiyordu. Çocuklarımı okutursam, sakin bir hayat sürersem, onlara iyi bir anne olabilirsem rahmetlinin ruhunu şad ederim diyordu da başka bir şey demiyordu. Gül birkaç kez Zülfikar amcaları Ahmet'i sormuştu. Annesinden hemen sert uyarı almıştı. Hiçbir hafetliği burada görmeyeceksin tamam mı? Adresimizi belli edersek Şeyh katili bir gecede bizleri boğazlayıp gider Gül bunların aşırı korkudan kaynaklandığını biliyordu. Annesi o günlerin bunalımından tam olarak çıkamamıştı. Bunlar bir abartı olsa da gerçek payı da yok değildi. Kendisi de zaman zaman korkulara kapılıyordu. Sokakta gördüklerini Şehmuza benzetiyor, irkiliyordu. Adresini bir süre daha gizli tutmakta yarar olabilirdi. Avrupa yakasında uzak bir mahalleydi burası. Çevrelerinde Anadolu insanlarından çok Balkanlardan gelen göçmenler vardı. Onlarla korkusuz ilişki kuruyorlardı. Geldikleri günden itibaren kıyafetleri gibi dilleri de kırılıp değişmeye başlamıştı. Gül İstanbul'a çok yabancı olduğunu düşündü. Hele biraz daha tanısın bu dev kenti. Ahmet'i başka insanları soracak, başka mekanlarda aramaya çıkacaktı. Çocukluk düşüydü o, ilk aşkıydı. Göçlerini boş yere bu kente yönlendirmemişti. Gül'ü en yakın liselerden birisine kaydettirdiler. Aynı liseye Murat da gidiyordu. Yalnız bir yıl önceydi kendinden. İlk gün Gül için heyecanlı oldu. İlk okula yeni başlayan bir öğrenci gibi Murat'la birlikte okula gittiler. Murat sınıfını bulup gösterdi. İyi şanslar diledi. Bir sorununun olursa bana gel demeyi de ihmal etmedi. Gül İstanbul'da çektiği yabancılığın daha yoğunluğu okulunda çekmeye başladı. Gözü hep dışarıdaydı. Kısa süre için konuk edilmişti sanki buraya inanıyordu. Bugünlerde Ahmet kendisini arıyordu. O apansız çıkıp gelecek. Bu yalnızlığa, bunalıma son verecekti. Zaman zaman okul kapısının önünde volta vuranları Ahmet sanıp seviniyor. Uzun süre yüreğinin gümbürtülerini dinliyordu. Okuldan erken çıkmak, tüm lise kapılarının önünde durarak Ahmet'i aramak istiyordu. O da olmazsa İstanbul kazan kendi kepçe en sonunda ulaşacaktı 10 milyon kişi mi İstanbul yoksa 12 mi? onca nüfusun tek tek yüzüne bakarak, dokunarak, sorarak bu sayıyı tamamlayacaktı. Kaç günde tamamlanırdı bu sayı? Kaç ay, kaç yıl sürerdi? Sabahtan varıp otururdu. Galata Köprüsü'nün başına geleni, geçeni tek tek incelerdi. İstanbul'da yaşayıp da Galata Köprüsü'nden geçmeyen insan mı olurdu? İki yıl, beş yıl, bilemediniz on, yirmi yıl sonra bu köprüden geçerdi bir insan olsun 20 yıl oturup beklerdi köprüden geçerken uzanıp kolundan tutardı Ahmet'in 20 yıl sonra kaç olurdu yaşları saçlarına ak mı düşerdi onca zaman sonra ya Ahmet tanıyamazsa kendini belki de kendisi tanıyamazdı onu hayır hayır tanırdı Ahmet'in o gece kadar kara gözleri o sevgi ışık dolu bakışları hiçbir zaman değişmezdi onca kalabalığın arasında yine de bulup çıkartırdı işte ben seni böyle bulurum Ahmet derdi. Galata Köprüsü'nün bir direği dubası olurum. Yine de bulurum. 10 yılda, 20, 30 yılda taş eskir, demir eskir, insan eskir ama sevgiler eskimez. Gördün mü? Yaşlandım. Ama yine de buldum seni. İstanbul tanığımdır. Ben seni bulmaya kararlıyım. Halfeti'den yola çıktığım gün karar verdim buna. Seni bulamayacaksam neden çıkıp İstanbul'a geleyim ki? Ekmeği bol, kışı sıcak Adana vardı yanı başımızda. Hani ilkokulda senden yardım umar her bahtı kara diye şarkılar döktüğümüz Ankara vardı. Deniz kız, kızı deniz kokan İzmir vardı. Hepsinde tepeleyip geçtik. Sen İstanbul olmuştun benim için. İstanbul sen olmuştu. İstanbul'u bulup da seni bulmamak var mı? Hangi kitap yazar bunu? Hangi vicdan bu ayrılığa dayanır yiğidim? Yüreğimi koydum ortaya. Bir kızın yüreğini ortaya koymasının ne anlama geldiğini bilir misin? Bilirsin, bilirsin. Tüm kızların yüreğini bilmesen de gülünün yüreğini bilirsin. Adı güldür ama yüreği demirdendir. İstanbul'a değil dünyanın en uzak, en kalabalık kentine de saklansan bulurum seni. Ben seni yalnız gözlerimle aramadım. Ellerimle, yüreğimle, aklımla, tenimle aradım. Seni kimlerden sormadım ki? Otobüsünden, taksisinden, tramvayından bile seni sordum. En sonunda buldum. Bilir misin? Seni her aradığımda etim titriyor. Kanımın akışı değişiyordu. Etim tanık buna. Kanım, ruhum da tanık. Ne yalan söyleyeyim. Aynen böyle işte. İstanbul'da tanık. Buna bir de sen tanık ol artık. Tamam mı? Gül önceden yalnızlık dendi mi tek kişilik sanırdı. Buraya geldikten sonra anlıyordu ki yalnızlığın da boyutları farklıydı de tek kişilik yalnızlık burada büyümüş, 12 milyon nüfusla çarpılmış, yine yalnızlık olarak çıkmıştı karşısına. Harfeti'de sessizlik içinde yaşanan bir yalnızlık aşılırdı ama İstanbul'da kalabalık içinde yaşanan bir yalnızlık zor aşılırdı. Sahi Ahmet'i bulduğu zaman bu düşündüklerinin tümünü ona söyleyebilecek kadar cesur muydu? Arkası yar